hayatında belirli dönemler var ki işte zorda kaldığı dönem zaten karşısındaki birinden bir şey ister. Her şey süt liman giderken karşındakinden bir şey istemezsin. O karşındaki de o senin zorda olduğun durumu bile 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 herhangi bile, bir şey bile bile bile, bile bile bile. herhangi bir şekilde sana yardımcı olmuyorsa ki durumu varken yardımcı olmuyorsa zaten eğer elinden geliyorsa çıkartacaksın. Yok yani Yani bilmiyorum kızım benim çünkü. bir insan bir kere bir şey yaparsa ben ona inanıyorum. Bir kere bir şey yaparsa o sana tekrar yapacaktır bunu. Ama şöyle bir şey var bir de sabah. Yani hayatıma fazla şansımla yani çok şanslıyım ki 3-5 tane insan yakaladım dost olarak. Hani artık diğer insanların hepsi arkadaşım. Hani tabii ki de dost olma yönünde ilerliyoruz ama benim kapımı kimse çalmasın ya. İstemiyorum valla. Çalmasın yani kimse kapımı. Dost olarak, arkadaş olarak kalabilir. Daha fazla insanla daha hani şey yapmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok da kazık yedim. Yani kocamla o kadar mutluyum ki. O kadar mutluyum ki kocamla. Yani hani Maşallah. senelerdir hani birlikteyiz. Bazen storylerde diyorlar kocan sana kötü davranıyor. Ay, ne alakası ya? Siz o kısmını görüyorsunuz. Benle ilgilendiği tarafları var diyor kadın. İlgilendiği zamanlar var. İnsanlar öyle diyor bazen. Üzülüyorum yani. Storylerden nereden anlıyorlar sana kötü İşte Gökhan davrandığını? sürekli oyun oynuyor. Ben de hadi birazcık konuş ben de falan diyorum. Aşkım bir dakika falan böyle yapıyorlar. Sen daha beni bugün takip etmeye başladığın için beni konuşturma. Evet. Reklamlardan başka bir Ama şey izlemeyeceksin gözüm. evet onu demin söyleyince anladım. Eyvah dedim zaten içimde. Sessize Şaka al. yapıyorum. Ha yok aman olur mu canım öyle şey hiç öyle alma. Ben zaten o kadar az giriyorum ki. Evet. Giriyorum ilk beşe Sessize al. bakıyorum önüme düşene ya da ilk evin İşim bu. içerisinde Yani istemek sevişmeyeceksiniz herhalde istemiyor. Yani gider yani. yani şey yapar. Benim işim bu. Ben sosyal medya fenomeniyim. Yani ben iş kadınıyım. Kendi markam var. Ben sosyal medyada reklam yapıyorum. Para kazanıyorum. Bir de ben sarı çizmeli bir evime Aynen geldim. tabii ki de bir de çok şeker bir şekilde yapıyorsun. Çok da esprili bir şekilde yapıyorsun. Yani işte ben seyretişimi söyleyince zaten hani Gökhan oyun oynuyor falan filan. Zaten bütün gün evin içerisinde ne yapar ki karı koca yani? Yani o oyun oynuyor. Ben işte Yasak Herkesin Elma'yı kendi... izledim bu korona döneminde. İzledin mi? Hayır. O kadar büyük bir eksiğim Olaymış var ki. değil mi? Bak, o kadar büyük bir eksiğim var ki. Yani YouTube'a gir, birinci bölümden başla, canlı yayın Öyle bir şey. açamazsın. Ya ben işte korona ilk başladığında ben bunu 14 gün zannediyordum ya. Dedim ki hani insanlar sıkılmasın evde. Hani bir şey böyle sevdiği insanları programda ağırlayayım en azından vakit geçsin onlara dedim. Yok. Sonra bir baktım bu bir iş haline geldi. Dizi seyret. Benim Bak de ki. niyetim böyle dizimizi seyretmekti. Ama sonra bu o kadar hoşuma gitti ki yani zaten işimi yapıyorum burada. Ama işte İnsanlardan da enerjiye de ihtiyacım var. Yani hani bazı insanlar filmden enerji alıyor, modum yükseliyor, gülmek istiyor. Bazı şeyler yapıyor, güzel şeyler yakalıyorsun. Ben bazı Yasak Elma... günler kendi kendime of veriyorum zaten. Tamam hemen başlayacağım yasak elime. Kesinlikle Herkes başla. söylüyor bir türlü Ay olmadı bir de yani. Eda Ece ile takipleşmeye başladım. Yemin ediyorum dünya mutlusuyum. Kadına aşığım ya. Ay, Eda ile konuştuk yani. Konuşmadık da menajeriyle konuştuk. Eda ile de şey yapacağız, program yapacağız yakında. Ay Onlardan inşallah. tarih bekliyorum. İstersen konuşabilirim kendisiyle. Ay teşekkür ederim bebeğim. Ayarlasana. Şeyden en yakın arkadaşım biliyor musun? Ay şu bak öyle söyledin de ben bayağı kaç ay oldu herhalde 2-3 ay falan mı oldu Selin daha mı fazla oldu? Bir gün bir baktım DM'den Selin Ciğerci yazıyor. Aa dedim ne dedi acaba Selin bana dedim. Bir hatırlıyor musun bana ilk attığın Ha DM'i? evet, hatırladım. Seni çok özledik diye yazmıştım. Evet seni çok özledik. Seni tekrar ekranlara dönmen lazım. Ben kampanya başlatacağım falan diye yazmıştın. İlk zaten Evet. öyle bir temasımız olmuştu seninle. Ama Sonra geç bundan bir yıl önce sen hiç bir yıl. ortalıklarda yoksun. Evet doğru bir Yani yıl önce belki 2 yıl yazdım. önce dedim ki sen Olabilir. neredesin ya bir Sabah Tümer eksikliği var bu ülkede. Yani çünkü gerçekten Doğru. kahkahanla, enerjinle, auranla hakikaten yani yok başka. Ondan sonra sen böyle bir dedi ki böyle böyle derken. Sonra geçen hafta Perşembe günü. Hı Bu hı. Perşembe değil, ondan önceki Perşembe
Selin'den bana ikinci mesaj geldi. Gene DM'den. Ondan sonra sen YouTube kanalı açmalısın dedi. Ben de o sırada düşünüyorum. Yani YouTube'a başlamayı düşünüyorum da bir şeyleri hazırlıyoruz ama tam şey yapmamıştık. Yani başlamak için bir iki Evet. haftamız falan Sana çok vardı. yakışacak ama YouTube kanalı. Çok Sen onu yakışacak. söylediğin anda biliyorsun. Ben aradım sevgili sosyal medyacı arkadaşım, yani YouTube'la ilgilenen arkadaşıma, dedim bu akşam açıyorsun. Evet. Zaten o gün, ondan bir gün önce de Murat Övüç vardı. Herkes çok merak ediyordu. Bu akşam açıyoruz dedim ve biz bir anda gecenin 11'inde YouTube kanalı açtık. Ben Evet. de aynen şimdi şoktayım yani ben de, ama gazı sen Ama sana verdin. çok yakışacak. Bak bir sürü markalar seninle çalışmak isteyecek. Çok güzel bir. Hem Orada güzel. çok güzel projelerim var. Çok güzel şeyler yapacağım inşallah. Evet. Zaten. Çünkü sana Bakalım. yakışır yani. Ben inanıyorum YouTube'da senin güzel bir. Mesela ben YouTube'a Neden? giremiyorum. Markalar mı istemiyor? Yok, yok, hayır. Markalar ister tabii ki de benim yeni ben önümüzdeki sene yeni evime taşınacağım. Şu an tadilatta. Yeni evim bir odayı stüdyo yapmayı düşünüyorum. Aa. Evimde olsun istiyorum. Yani arkama şey kuracağım yeni evde. O stüdyoda. Hani direkt reklamlarımı da orada çekeceğim. Kendi evimde çalışanım olacak. Ha, çok Yönetmenim, güzel bir şey. asistanım. Sürekli bütün reklamlarım daha profesyonel bir şekilde Sen çekeceğim. çok evcimensin yani. Çok. Ama yani sen beni yeni takip ettiğin için takipçilerim söyler sana, ben hiç evde yokum ki. Bir gün Adana'dayım, bir gün Mersin'deyim, bir gün oradayım, bir gün Eskişehir'deyim. Kadınlar matineleri her gün. Ay ben çok istiyorum senin bir matinene gelmek. İnşallah şu şeyler Aynen öyle. bitsin Ben bir diye. oynuyorum sabah. Bak Gördüm zaten şu belli ki bu fragmandı yani. burada bunlarla oynanır mı kız? Ben bir oynuyorum. Yani Nesrin Topkapı'nın bacısı gibiyim. Görmen lazım. Yani hani Ay Selin bana öğretir. Böyle vallahi. cilvelisin falan da yani böyle. Ama o doğuştan geliyor cilve O ya. evet belli. Belli Cilve onun doğuştan doğuştan geliyor. geldi. O Başka soru öğrenecek bir yok şey değil mu? yani. Başka soru olmaz mı? Sen konuyu değiştirdin. Ben sana Tamam tam hadi arkadaş bekliyorum. tam soruyordum daha sonra. İşte onu tam cevabı bir tane arkadaşına anlattın. Sonra peki hani muhakkak ki o dönem içerisinde dedikodun yapılmıştır. Sen de bunları biliyorsun, işte Ayşe'nin, Fatma'nın, bilmem kimin neler konuştuğunu seninle ilgili. Sonrasında işte meşhur olduktan sonra o insanlar tekrar ay canım Selin'cim diye sana geldiklerinde hepsine deminkine yaptığın gibi mi yaptın? Yok, hayır. Öyle çok fazla arkadaşım yoktu zaten. 6-7 arkadaşım vardı. Onlarla devam ettim arkadaşlığımı. Öyle 20-25 tane arkadaşım yoktu. Sanat camiasından da çok arkadaşlarım vardı. Hani onlarla da o zamanlar konuşuyorduk. Ha Yani ben o eski zaman. o şeylerin. Selin adını kim koydu? Sen kendin mi Annem. Selin'i? Annem koydu. Ne dedin annene? Adım ne olsun mu dedin? O da Selin olsun dedi. Ciğerci nereden çıktı? Soyadımız. Ha zaten soyadınız ciğerci, ha ben Aha. onu da değiştirdin Ay ne zannettim. değişti ya, bir Ne insan bileyim soyadı ben. değiştirir. Niye ciğerci koydu? Onu soracaktım zaten. Hani ben Sanki de kendi kendime diyorum ki Selin yazık kadının çok Sultan. ciğeri yandı da ondan mı hani bir ciğerci dedi falan. Kendi kendime de bir de yorum çıkardım. Sanki Selin Sultan soyadım. Ay ne bileyim ben. Aa, iki kere sana isim koymuş oldu aslında. Peki Gökhan'la tanışma hikayenize gelelim. Hadi aşktan bahsedelim bir. Benim böyle Instagram'da çok fazla takipçim yoktu. O da Galatasaray'da oynuyordu. Ondan sonra futbolcuydu. Hala da futbolcu. Ama ben artık futbolu bırakmasını istiyorum. Çünkü benim ortağım, beraber çalıştığımız için onun futbolu yüzünden bazı şeylerde daha down oluyorum. Onunla ilgileniyor diye. Peki şey yapınca şey maçlarını falan seyredince heyecanlanıyor Ay musun? hay hay istemiyorum. Maçını hiçbir şey istemiyorum. Futbolu falan her şeyi istemiyorum. Bir de en son bu yaşadığımız Fatih Terim olayını tamam okey, tabii ki de benim eşim suçlu. Hani her şeyde hep morali bozuk, çok eksik. Tabii bir tek kazandıkları zaman mutluydu. Bir de çok yoruluyor. Benle beraber çalıştığı zaman ben daha rahat ediyorum. Bir kariyer yapıyor. Ben kalkıp Bilmiyorum, o başka bir şey yani, kendisi bırakmak istiyor mu yoksa sen istiyorsun diye mi bırakacak?
Yani ben istiyorum ki